Evet, 27 Haziran 2016 ve Isparta'dayız. Isparta gelen dost ilçemizdeyiz ve elma diyarı bölgemiz haliyle. Rekor gelişim ürünümüzü 20 adet kuruyan ağaçlarına kullanan Sayın Levent Vergili beyefendinin bahçesindeyiz. Ve tamamı bozuk olan, tamamı sıkıntılı olan sadece 20 ağacına Levent Bey bunları verdi. Levent Bey, bahçemizde durum nedir efendim? Yani verdiğiniz ağaçlar önceden nasıldı? 2016 yılında kullandınız. Öncelikle ağaçlar öncelikle şöyleydi. Bu ağaca vermedim. Bu ağaçların hepsi böyleydi. Yakından çünkü, çekelim. Ha, bozuk ağaçlarımızı bir çekelim şöyle eskiden. Aynen evet. Bu şekildeydi. Rekor gelişimi verdim. Daha da çok düzeldi. Bu ağaç yani normalde şu gördüğünüz ağaç gibiydi. Şu ağaca vermedim kurudu. Evet. Şöyle göstersiniz şu kuru ağacı. Evet, kuruyan ağaçlar burada. Aynen. Bu ağaca vermedim kurudu. Evet, yetmediğinden dolayı. Evet. Ondan sonra bunda yeşermeler var. Rekor gelişimden memnunum. Evet. Her ikisine de bir verelim. Yirmi ağacımızı bir gezelim. Buyurun gelin. Evet. Evet. 20 ağacımızı gezelim şöyle. Bakın. Ha, evet. Başta bu. Aynen görüyorsunuz abi sürgünleri. Evet. Yani. Rekorun farkı. Burada reklam yani şey olsun diye yapmıyoruz. Bunlar gerçek bir şey yani. Kullandık. Bozuk da hallediyorsunuz. Ha, evet. Evet. Bakıyoruz, çekiyoruz. Bakın şurada yine ağacımız ileri gidiyor. Herhangi bir bakın aynen. Bozuk bir ağaçtı bu ama. Çok çok zayıftı yani. Şu gördüğünüz tamamen kurumaya yön tutmuştu. Evet. Çok çok iyi yani şu. Yani şu anki hali yeşil, evet. Canlı. Evet. Aynen. Sürgün veriyor haliyle. Aynen. Ve hayatına devam etmiş tekrar. Bakın şu ağaçlarımız burada gene. Evet. Üzerinde elmalarımız var şu anda. Bu sıraya komple verdiniz haliyle. Evet. Aynı bu şekilde. Sürgünlerimizin durumu nedir efendim? Çok süper abi. Sürgünler harika. Canlı, güzel ağaçlar. Tabii diğer çok şey ağaçlar gibi olmasa da zayıf ağaçtı. Yavaş yavaş toparlıyor kendini. Zayıf ağaç o diyorsun. O kadar çok da sürgün olmasa buna bile şükür yani. Şükür diyorsunuz evet. Bakalım devam edelim. Yine zayıf bir ağaç bakın gelin böyle. Ha, evet. Aynen evet. Abi. Görüyorsunuz. Nasıldı bunun durumu daha önce? Aynı abi. Aynı orada göstermiş olduğumuz ağaçlar gibiydi. Evet. Uyanan herhangi bir yapraktan kurma var mı şu anda ağaçlarınızda? Yok. Yok abi. Evet yani hiçbir uyanan dal tekrar kurumadı. Kuruma yok abi. Kuruma. Dolayısıyla ileri gidiyor. Evet. İleri gidiyor. Abi. Evet yani. Yani şuna bir de yani. Bakın gelin buraya. Gel. Şurada bir daha kötü bir ağaç var. Buyurun gelin. Bakın. Evet. Evet. Yani bu ilacı atmasaydık kurumuştu yani. Diğer orada gördüğünüz ağaç gibi. Onu evet. Atmadım o tamamen gitti. Bu yine bir direniyor yani. Seneye daha da toparlanacak. Tabii şu anda yani, açan bir yaprakta kuruma söz konusu yani, değil. Bak. Yapraklar çok küçük küçük. Bak, görüyor musun? Evet sürgün. Yeşil yani ufacık da olsa sarargın değil yaprak. Sarargın yani. Değil. Heh. Yeşil canlı. Yani, bak. Evet. Şu anda yani. Yine bu tabii yapraksız yani. Bozuk bir ağaçtı. Aynen. Devam edelim. Yani burada Levent Bey ben size şöyle söyleyeyim. Tespitini evet. Anlatayım bu arada. Bakın ağaçlarınızın kuruma sebepleri. Bugün toprağınızın sertliğinden kaynaklı kök boğazı çürüklüğü söz konusu. Bakın ağaçlarımıza bakıyoruz ve kök boğazı bölgelerinde su birikmesinden kaynaklı sorun yaşıyorsunuz. Kışın özellikle. Bundan dolayı da bu bahsetmiş olduğumuz kurumalar söz konusu oluyor haliyle. Burada rekor gelişim şöyle bir fayda sağlayacak sizlere, sağlıyor. Topraklarınız çözülüyor haliyle, tabanla doğru çözülüyor ve su emişi artırılıyor. Tamam. Ve su emişi artırıldığı için de birikme olayının, suyun toprak üzerinde birikme olayını azalttığınız için bu noktada başarılı oluyorsunuz. Yani şu anki durum budur haliyle. Yani dolayısıyla bunu rahatlıkla test edebilirsiniz. Sulamayı yaptığınızda, su verdiğinizde, verdiğiniz yerlerdeki suyun daha kolay emildiğini göreceksiniz haliyle. Kışında biriken suyun daha az biriktiğini göreceksiniz. Zaten bu işte burada olay çözülür. Rekor gelişim Türkiye'deki en iyi kireç çözülür. Dolayısıyla da burada bu birikim, bu kalıntı olmadığı için kök boğazları kendisini yenilecek. Ağaçlar halen yenileme sürecinde. Boğazlar kötü durumda. Bakıyoruz yine bozuk bir ağaçlardan bir tane böyle. Evet şöyle. Aynen abi mesela şu ağaç. Evet. Şu ağaca bir bakın, yaprağa bakın. Yani. Evet. Bir çekelim şöyle. Yani şu yaprağa bak. Yapraklandı güzelce. 2016 yılı uygulaması. Evet abi. Evet. Bu kadar yapraklı ağacınız yok herhalde burada. Yok abi. Şu an itibariyle. Yok. Yani bu düzeyde yapraklı bir ağacınız yok. Evet devam edelim. Yani mesela şu ağaç çok yapraklı değil. Neden yapraklı değil? Elma da çok sık olduğundan evet. Dolayı. Evet. Yani elma da çok sık olduğundan dolayı. Evet. Şu şekilde. Açan bir yaprakla da kuruma yok. Yok yok abi. Evet devam edelim. Hala da yaprak patlatmaya devam ediyor yani. Bak, evet bakalım yani. Şimdi. Devamlı orası. Çalışıyor abi bak. Devamlı çalışıyor. Devamlı çalışıyor. Evet şuraya gelelim. Bak mesela abi şu. Gel abi bak. Şu ağaç bak. Şu an. Şu dal sarargın dal bak. Görüyor musun evet. Abi?
Evet. Şu şöyle bir dal değil yani, anladın mı? Evet. Bak, kurumaya yöndürmüş ama ne yapıyor? Evet. Bu bir gerçek yani, şaka değil abi. Yani şaka değil. Yani. Zaten de gövdeler kırmızı zaten olmuş. Yani belli zaten. Evet, şu ağaca gelelim gene. Şu ağacı görüyorsunuz. Evet abi, bu ağaçta aynı bundan daha beterdi. Yavaş yavaş toparlıyor. Biz bunlardan tabii bu sene meyve aldık. Yine bakın gövdeye bakıyorsunuz. Yani. Bunların hepsi zarar görmüş sudan dolayı. Evet. Tamam Levent Bey. Yani buradaki espri budur. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Aynen, bu gövde. Dolayısıyla buradaki suyu aşağı indiremezseniz bu sorunları yaşarsınız. Şu ağaç şu anda oldukça zayıf bir ağaçmış ve yapraklanmış ve devam ediyor. Evet. Evet, yine bu ağaç da aynı şekilde. Bak. Abi bak, şurada kuru dal var, ince dal bak. Yaprak patlıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hiç oradan yaprak yani çıkmamış. Yemyeşil bir şekilde, sarargın bir şekilde çıkarmıyor yani. Hı hı, çıkartmıyor. Yeşil çıkar diyor. Evet. Yine şu ağaç bakın, gelin böyle. Evet. Tek bu dal kalmış sadece. Kese evet, kese. Kese kese bu dallar var. Tek bir dal kalmış. Ağacınız tek dal kalmış yani. Şu an tekrar. Ama bu gerçek abi, rekor gelişimi. Şu iki sırada düzenledim. Evet. Yapraklarında sararma yok. Yemyeşil, öt gibi duruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Önemli evet. Olan da odur yani yaprak dağışta. Hı hı. Gelelim böyle. Evet, şu ağacımız yine atılan bütün ağaçlar. Evet. Evet. Bu ağaca attık abi. Evet. Şuraya gelelim. Ve son ağacımız. 20 ağacı bu bölgede uygulandı. Bu yaklaşık olarak. Aynen abi. Evet. Uygulamadığımız ağaçlar da orada vurmuş bir şekilde duruyor. Evet. Levent Bey, bahçenizi gezdirdiniz. Şu ışığı arkaya alalım. Malum arkada güneş var. Şöyle bahçeyi bir daha çekiyorum ben. Kaç dekar bahçeniz var Levent Bey? Elma bahçeniz? Abi burada, burası 5000 metrekare, 2,5 dönüm. Evet, diğer taraflar? Toplam 20.000 metrekare var. 10 dönüme tekamül eder bizim burayla. Hı hı. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi fidanlık var. Çayır denen yer, güzel evet. Yerde orada var elmalık. Evet. Şeftalilik var. Tarımla uğraşıyorsunuz yoğun şekilde. Tarımla iyi kötü mücadele ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. 27 Haziran 2016 bahçenizi gezdirdiniz. Teşekkür ederim abi ya. Evet. Hoşçakal. İyi günler diyorum. İyi günler abi.